Açıkçası ben e, çok e, kötü bir şekilde böyle baş aşağı doğru gidiyoruz. Benim söylediğim şey bu. Yani şu an e, üniversiteler işgal altında. İşgal altında şu an. Hı -hı. E, liseler elimizden kaydı gidiyor. E, yani dolayısıyla genç e, nesiller e, bir şekilde bu toprakların ruhuyla, kültürüyle yaşamak e, medeniyet birikimiyle, inançlarıyla, değerleriyle ilişkilerini hızla terk ediyor, koparıyor. Ve e, bu ülke savaşmadan e, ele geçirilmek üzere. Yani son, son hamleyi yapıyorlar açıkçası. Yani son hamleyle karşı karşıyayız. Yani onun için bu toprak parçasını kesinlikle korumamız lazım. Birincisi bu. Ne olursa olsun bu ülkenin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini kesinlikle sonuna kadar koruma mücadelesi vermemiz lazım. İkincisi bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini, ruhunu koruyabilecek koruyabilecek şeyin İslam olduğunu İslam dışındaki herhangi bir ideolojinin bu toplumun biraz daha parçalanmasına, biraz daha dejenerasyonun eşiğine, çukuruna sürüklenmesine biraz daha ee, paramparça olabilecek ee, bütün e, tohumların ekilmesine yol açtığını bilelim. Hı hı. İslam'ın dışında herhangi bir şey bu toplumu toparlayamaz. Bu mümkün değil. Bu toprakları bize vatan yapan şey İslam'dır. Tamam mı? Bu toprakların ruhunu veren şey İslam'dır. Yani onu yok etmeye çalışıyorlar. Yani burada bir komple teorisi falan geliştirmiyorum. Burada e, özellikle iki asırdır uygulanan bir proje var. İki asırdır İngilizler daha sonraki 60-70 yıl sonraki süreçte de yani tanzimatla birlikte başlayan süreçte 19. yüzyılın başları İngilizler, 19. yüzyılın son çeyreği, sonları Yahudilerin de devreye girmesiyle birlikte yani bir şekilde tabii ki düveli muazzama, emperyalist devletler, Ruslar, Fransızlar, İngilizler, Almanlar, İtalyanlar e, vesaire. Almanlar bizim dostumuz, müttefikimiz falan gibi gözüküyor. Tırnak içinde gözüküyor. Hı hı hı. E, ama bir ittifak var yani. Almanlarla bir şekilde ittifak var. Ama oradan sonuç alamıyoruz. E, yani bir şekilde bu topraklardan, İstanbul'dan İstanbul'un temsil ettiği e, e, iddiadan e, dolayısıyla bizi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bizi bu topraklarda tutunamazsınız. Bir şekilde bu topraklardan defolup gitmeniz lazım diyorlar. Tamam mı? Bunu başaramıyorlar. Yani bunun için bizim bu topraklardan Anadolu coğrafyasından Anadolu coğrafyasının hinterlandından yani Osmanlı coğrafyasından uzaklaştırmak için hmm. e, tam 3 asır üzerimize üzerimize gelirler. Tam Osmanlı'nın e, kuruluşundan itibaren Selçuklu'dan itibaren görüyoruz yani. Evet. İliklerimize kadar ta Moğollar buraya kadar da gelirler. Yani Moğollar hem Moğollar hem Haçlılar, tamam mı? İnanılmaz bir şey bu. Yani biz tarih sahnesine çıktığımızda e, bir şekilde Haçlılar Moğollar e, bin yıl önce, tamam mı? Bizimle biz Müslüman olduktan sonra e, Haçlılar Moğollar bizimle boğuşmaya başladılar. O bin yıllık mücadele sürüyor, tamam mı? Bin yıllık mücadele Çin Hindistan o Moğolları temsil ediyor. İslam'la savaşıyorlar orada. Yani Hindistan'da, Çin'de, işte Doğu Türkistan'da Uygurlar falan var. Orada da Türkler var. Ve Hindistan'da Müslümanlar var. yani illa de Türk olması gerekmiyor. Müslümanlarla savaşıyorlar, tamam evet. mı? Ama e, İslam'ı savunan, göğsünü siper eden e, esas itibariyle e, baktığımızda yakın tarihimize kadar şimdi de öyle. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin e, İslam'a e, dolayısıyla kalkan olan e, sadece biz bu toprakların çocukları. Dolayısıyla bir taraftan yani doğudan Doğru. Çinler, Hintler, e, batıdan bütün emperyalistler e, içimize İsrail denen bir e, çıvan başını e, musallat ettiler. Sonra İran diye onun e, onunla bir şekilde dönüş, 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 oynayan bir e, sinsi bir yılanı aynen bunu söylüyorum sinsi bir yılanı başımıza musallat ettiler Osmanlı coğrafyasını İran'a yerleştirdiler yani şimdiye kadar, bakın söyleyeceğim şey bu, şimdiye kadar e, hep Batılılarla, Doğullarla falan savaştık biz, şimdi Müslümanlarla e, savaşacağız. Yani Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. İslam'a karşı İslam savaşı bu. Bir üçüncü dünya savaşı olacaksa bunun adı İslam'a karşı İslam savaşı, tamam mı? Dolayısıyla Osmanlı'yı 100 yıl önce Tahrid'den uzaklaştırdılar, Osmanlı'nın yerine İran'ı yerleştiriyorlar.